Biz Müslüman olarak Müslümanlık imtihanımızı başarmak istiyoruz. Ölüp Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman Müslümanlık imtihanında başarılı olmuş ve böylece Rabbinin rızasını, cenneti kazanmış insan olmak istiyoruz. Adının böyle olduğunu bilmesek de bunun için varız. Belki niye burada varsın diye bir soru sorulduğunda dünya çapında vereceğimiz cevap bu değil, cennete girmektir vesaire desek de neticede biliyoruz ki bir imtihan sürecindeyiz. Müslüman oldum, imza attım, yarın da beni cennete koyacaklar şeklinde olmadığını, aksine Müslüman oluyorum, beni imtihan edin demek istediğimi, Allah-u Teala'nın da beni imtihan edeceğini, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl, bir gün ne kadar dilerse, Müslüman olduktan sonra imtihan edeceğini ve bu imtihanı kazanan kullarını da cennete koyacağını biliyoruz. Bu imtihan nedir diye sorsam kendi kendime veya başka birisine cevap hazır: namaz kılmak, oruç tutmak. Bu ayrıntılara girmeden ki bunlar doğru, namaz, oruç doğru, tesettür doğru. Evvela düşmanımın kim olduğunu da bilmem gerekiyor. Isınmak için soba yakmaktan önce soğukla aradaki birleşimi kaldırmak gerektiğini bilmem gerektiği gibi. Nasıl? Yani cam, baca, pencere açıkken soba yakarak insan ısınamıyor. Ne yapıyorsun? Pencereyi kapatıyorsun. Soğuk gelen hava akımını kesiyorsun. Ondan sonra soban senin işine yarıyor. Isıtıcın neyse. Müslüman olarak ben namazlarımı, ibadetlerimi, Rabbimin rızasını kazanıp imtihan kazanmak ve böylece cennete gitmiş olmak için yapıyorum. Ama şu imtihanda asıl olan düşmanı tanımaktır. Çünkü namaz kılmasam da düşmanımın yüzünden kılmamış olacağım. Düşmanımı tanımadıkça tuttuğum oruç da oruç olmayacak ya da hiç tutmayacağım. Bu düşman tahmin edebileceğiniz gibi şeytandır. Şeytanı bilmeyi Allah emrediyor bize. Onu tanıyın buyuruyor. Şeytanı bilmeyen niye sinirlendiğini de anlamaz. Şeytan hakkında bilgisi olmayan sağdan beklediği tokatı solundan yer. Tokat yemiş olur. Biz şeytanı tanıyıp şeytana karşı tedbirler alabildiğimiz kadar imanla yaşayıp imanla ölme mücadelesini başaracağız demektir. Böylece cennete inşallah gireceğiz demektir.